sosyal konulardaki sorularınızı Mustafa Akgül iyi fikirde yanıtlıyor. Ayşe Meker'den lezzetli yemek tarifleri iyi fikir mutfağında. Sosyal konulardaki sorularınızı Mustafa Akgül iyi fikirde yanıtlıyor. Ayşe Meker'den lezzetli yemek tarifleri iyi fikir mutfağında. Efendim günaydın, sevgiler, saygılar sunuyoruz. Hayırlı cumalar diliyoruz tüm izleyicilerimize. TRT1'den, iyi fikirden, ben Ece Erken'den. Efendim bugün yine çok güzel bir program bekliyorsunuz. Sizin de beklediğinize değecek bir program olacağını söylemek istiyorum. Çünkü çok sevdiğimiz hocamız Mustafa Akgül az sonra canlı yayında olacak. Keyifli, lezzetli ve pratik tarifleriyle Ayşe Meker yine iyi fikirde bizlerle birlikte. Ama konuklarımı davet etmeden evvel öncelikle Beşiktaş'ı tebrik etmek istiyorum. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Dün TRT'de yayınlanan maçla çok da güzel bir skorla ülkemizi çok güzel temsil etti. Buradan ben de Beşiktaş Kongre üyesiyim aynı zamanda. Tüm Beşiktaş taraftarını, tüm Türkiye'yi, çünkü dün hepimiz Beşiktaşlıydık, tekrar tekrar tebrik etmek istiyorum. Ve şimdi Cuma sohbetimizle Mustafa Akgül hocamı canlı yayına davet etmek istiyorum. Dini ve sosyal konulardaki sorularınızı Mustafa Akgül iyi fikirde yanıtlıyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hayırlı cumalar. Benim ağzımdan aldınız. Hayırlı cumalar olsun. Vatanımız, milletimiz, memleketimiz için hayırlara vesile olsun. Efendim. Amin inşallah hocam. Hocam kahve, çay programın başında. Çay olursa memnun olurum. Çay peki. Evet. Hocamıza çay gelirken sohbetimiz daha da keyifli olsun. İnşallah. Hocam yarın 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı. Evet, bundan 102 yıl önce bu millet dünyanın da unutamayacağı, bizim de iftiharla unutamayacağımız destanını yazdı. Çanakkale geçilmez. Aynı. 7 düvel birleşti de o hasta adam zannettikleri Osmanlı'yı Çanakkale'de geçemediler. Çünkü Allah-u Teala yardım etti Ece Hanım. Allah-u Teala'nın bu memlekete ve bu millete özel muamelesi var. Ama niçin var? Bir, ecdadımızın hizmetlerinden dolayı, İslam alemine, ümmet-i Muhammed'e hizmetlerinden dolayı. İki, Türkiye İslam'ın son kalası. Cenab-ı Allah biliyor, bu kaleyi düşmanlara teslim etmedi, ettirmedi, bundan sonra da ettirmeyecek Allah'ın izniyle. Çok şükür. Koruma devam ediyor, bundan sonra da devam edecek. Çünkü bu vatana, bu millete ihanet eden er geç mutlaka cezasını bulur. Efendim, sloganlarımız var malumunuz. Şimdi de herkesin bildiği, hiç kimsenin unutamayacağı güzel sloganımız ne? Şehitler ölmez, bravo, vatan bölünmez. Vatan bölünmez. Bu millet herhangi bir cümleyi atasözü haline getirdiyse Ece Hanım veya slogan haline getirdiyse inceleyin, tetkik edin. O cümlenin ya ayette ya hadiste bir temeli vardır. Mesela şehitler ölmez. Nereden geliyor? وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Onlar diridirler. Burada bizi dinleyenlerin aklına şu gelebilir. Ecelim gelip ben öldüğümde de ruhum diri olacak Ece Hanım. Fatma Hanım vefat ettiğinde de ruhu diri olacak. Ölen ceset olacak. Peki herhangi bir insanın öldüğü zaman ruhunun diriliği ile şehidin diriliği arasında ne fark var diye akla soru gelebilir. Evet. Başka bir ayet-i kerimede Cenab-ı Allah "İnde rabbihim yurzakun." Şehitler Allah katında rızıklanıyorlar diyor. Hmm. Demek ki onların diriliği bizim vefatımızdan sonra ruhumuzun diriliğinden fevkalade farklı. Şehitler ölmez bu ayete dayanıyor. Vatan bölünmez. Hubbul vatan minel iman. Hubbul vatan minel iman. Efendimiz buyurmuş. Vatan sevgisi imandandır.
İmansız vatan, vatansız da iman savunulamaz. Bunun da altını çizmek istiyorum. İmansız vatan, vatansız da iman savunulamaz. Bunun için vatanımızı muhafaza, bayrağımızı muhafaza, dinimizi muhafaza, nefsimizi muhafaza, aklımızı muhafaza, neslimizi, yavrularımızı muhafaza Allah-u Teala'nın bize yüklediği mukaddes görevlerdir. Bu görevler uğrunda can veren herkes şehittir. Bu vesileyle 102 yıl önce ölüme güle güle giden o ecdadımızı, o şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Cenab-ı Allah ruhlarını şad etsin diyoruz. Bir dua daha dönüp milletimiz için yapmak istiyorum. 80 milyon için yapmak istiyorum Ece Hanım. Onların verdiği mesajı almamızı Cenab-ı Allah nasip eylesin. Amin. Ne mesaj verdiler? Biz din, iman, vatan, millet için canımızdan vazgeçtik. Gün gelince siz de bunu başarın dediler. Cenab-ı Allah'a hamdolsun. Bu millet onların torunu olduğunu 15 Temmuz'da gösterdi. Değil mi hocam? Aynen. Vallahi İsmail ölüme ya. Bile bile gitti. Kendinden önceki şehit oldu, tankın önüne gitti, yattı. Biz eyvah diyorduk, bu nesil artık şeyden çıktı, maneviyattan, ulvi değerler uğrunda can verme duygusundan uzaklaştı diye korkuyorduk. Halbuki demek ki genler devam ediyor. Var, değil mi? Ülkenin insanları aynı haleti ruhiye sahip. Onu da gösterdik Allah'a. Hocam benim hep söylediğim bir şey vardı. Bu, buyur. Yaşadığımız işte dış mihraplar dedim, evet. İşte ve işte dış güçler ve bu 15 Temmuz süreci. Diğer ülkelerde de bizde de yapılan şey terör nedir? Ayrıştırmak. Hı hı. Bizi birleştirdi hocam ya. Bizi daha çok kenetledi birbirimize. Orada ne oldu? Asa en tekrahu şey'en ve huve hayrul lekum. Ayet-i Kerime. Bazı şeyler var ki sizin hoşunuza gitmez, halbuki sizin için hayırlıdır. Ya değil mi hocam? Evet. Ameliyat insanın hoşuna gitmez. Ama ameliyattan sonra derdinden kurtulur, rahatlar, iyi ki ameliyat olmuşum der. Bu gibi olaylar hakikaten zahiren hoş değil. 242 hoş değil, şehit verdik. Ya, memleketimize, milletimize maddi açıdan şuna mal oldu. Fakat ne oldu? Bir, dediğiniz gibi birleşti. Bir gecede Ece Hanım, bu ancak Allah'ın gücüyle olur. İnsan gücüyle olacak bir şey değil. Ha, Cumhurbaşkanımızın daveti vesile oldu, Başbakanımızın daveti vesile oldu. Yayın kurumları, o televizyonlar ne zaman bir araya geldiler de ortak yayın yapalım hepimiz beraber bu darbeye? Aynen öyle. Yok efendim, Allah onları bir araya getirdi. Vallahi. Bunun için bazen hoşunuza gitmeyen şeyler sizin hayrınıza olabilir diyor Cenab-ı Allah. O işte bizim hayrımıza oldu. Şu anda dünya anlamakta güçlük çekiyor, kavramakta güçlük çekiyor. Bir de içlerine bir korku düştü. Ya ölüme bile bile giden bu insanlar bir gün bizimle karşılaşırsa biz onlarla nasıl başa çıkacağız? Ölünce şehit olacağına inanan, ölünce cennete gireceğine inanan insan dünyanın en güçlü insanıdır. İçinde Allah korkusu olan. Allah korkusu ve o mükafat var. Onun için bu milleti tekrar tebrik ediyorum. Bir mesaj daha verdi biliyorsunuz Çanakkale şehitleri. Gidenler bizzat orada görmüşlerdir Ece Hanım. Gitmeyenler hemen yazsın internete Çanakkale şehitliği diye. Türk'ü, Kürd'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Arap'ı, Medinelisi, Karslısı, Edirnelisi, Sinoplusu, Diyarbakırlısı yan yana yatıyorlar. Bize ne diyor o mezar taşları Ece Hanım? Bak biz burada hiçbir ayrım yapmadık. Omuz omuza çarpıştık, şimdi de yan yana yatıyoruz. Ey evlatlarımız, ey bizden sonra bu memlekette yaşayan gençler. Siz niye birbirinize düşüyorsunuz? Sakın ha. Bizim mesajımızı alın. Söz konusu vatan olunca kökenin hiçbir önemi olmaz. Peki hocam. Devam, özür diliyorum sözünüzü kestim. Devam edeceğiz sohbetimize. Ben telefon... de uzattığımın farkına varmıştım. Yok estağfurullah hocam, olur mu? İlk telefonumuza başlayalım. Başlayalım. Çok da izleyicimiz var telefonla bağlanmak isteyen. Sevgili seyircilerimiz, hemen telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. Bilmeyenler için 0212 259 70 90 ve 91 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Mustafa Akgül hocama sorularınızı yöneltebilirsiniz. Az sonra da bu arada Ayşem Eker'de lezzetli ve pratik tarifleriyle canlı yayında olacak. Bunu da hatırlattıktan sonra ilk telefonumuz. Alalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı cumalar efendim. Hayırlı cumaları. Hocama bir sorum olacaktı. Buyurun. Bekliyoruz. Ben namaz kılarken bazen kaç rekat kıldığımı unutuyorum ve taayete oturduğum zaman bazen
tekrar kılıyorum, bazen kılmadan selam veriyorum. Kılmışımdır herhalde deyip de. Hı. Günah mıdır? Tekrar kılmam mı gerekiyor? Onu soracağım. Ece kızım, sana da bir ricam var. Dinlersen. Yayından sonra beni arar mısın? Seninle 2-3 dakika konuşmak istiyorum. Tamam, telefonunuz sizden var. Sizden istiyor değil mi? Sizden siz istiyor, arayın benden arayayım hocam. Galiba benden ama bilmiyorum. Ben mi arayayım? Yani ben de mi görüşmek istiyorsunuz? Orayı anlayamadık. Evet, seninle konuşmak istiyorum. Tamam. Tamam, peki. Çok teşekkür ediyorum. Tamam, telefonunuzu zaten rejiden alırız. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Saygılar sunuyoruz. Hocam. Evet. Söz sizde. Şimdi efendim, bu zaman zaman oluyor. Evvela bu duruma düşmemek için Ece Hanım, ya kaç kıldım, 2 miydi, 3 miydi dememek için, ocakta yemek varken namaza durmayalım. Hı. Televizyon açıkken namaza durmayalım. Bizim kafamızı meşgul eden bir işimiz varken namaza durmayalım. Bu ne demek? Peki kafamda hep öyle bir iş varsa namazı kılmayayım mı? Yok, o işi görelim, bir kafamızdan çıksın. Vakit müsaitse karnımız açken de namaza durmayalım. Bu bizim beynimizi meşgul eder. Sıkışık abdestle de namaza durmayalım. Beynimizi meşgul eder. Bunlar kitaplarımızda yazılı hükümler. Ama biraz yaşlar ilerleyince bu gibi olaylar başa geliyor. Kitabımızdaki hüküm şu. Diyor ki, iki mi kıldım, üç mü kıldım düşündüğünüzde bir taraf %51 ise ona hükmedin. Ay, hiç öyle olmuyor hocam ama ya. Tabii, geleceğim. Abdest alırken de aklınızdan gidiyor ya, unutuyorsunuz ya, kolumu yıkadım mı acaba? Başıma bilhassa mes verdim mi vermedim mi? Evet hocam. Gibi gelir. Bu ilk olursa gidip mes verin. İlk olursa gidip kolunuzu yıkayın. İkinci olursa da gidip kolunuzu yıkayın. Üçüncü olursa da gidip kolunuzu, bu da aralıklıysa. Hmm. Üçten fazla olmaya başladıysa bunu artık vesvese kabul edeceğiz. Hayır, ben başıma mes verdim, ben kolumu yıkadım, abdestim tamam diyeceğiz. Hazreti Ömer'le mescitte birisi namaz kılıyordu, geldi. Ben namazı kıldım ama oldu mu olmadı mı dedi. Acaba şüpheliyim. Git bir daha kıl dedi. Tekrar geldi, oldu mu? Git bir daha kıl dedi. Üçüncü de oldu dedi ya Ömer. Ha, şimdi oldu dedi bak. Sen karar verdin, oldu. Vesveseye değer vermemek lazım. Ama tekrar dönüyorum. Herhangi bir taraf iki veya üç rekatlık %51 ağırlık taşıyorsa ona hükmedelim. Kafamızı daha çok meşgul etmiyor. Etmiyor efendim, 50-50. Ona 50-50 mi diyorlar? İki mi üç mü kararsız. Az rekatı kabul edeceğiz. 3-2 mi diyersek 2'yi. 4-3 mü diyorsak 3'ü. Bir rekat ilave edince oturacağız. Sonra namazın sonunda da sehiv secde yapacağız. Çünkü az, çok olmuş olabilir. Ama her rekatta oturacağız ondan sonra ki kade-i ahire dediğimiz farz olan son oturuşu kaçırmamak için tereddütten sonra aza hükmedeceğiz. Her rekatta oturacağız. Sonunda da sehiv secde yapacağız. Bir kere daha söylüyorum. Eğer bir taraf ağırlık taşımıyorsa az olan sayıyı kabul edeceğiz. Ondan sonra kıldığımız her rekatta oturacağız. Namazın sonunda da sehiv secdesi yapacağız. Tamam hocam. Teşekkür ediyoruz. Şimdi 51 deyince şey yaptın değil mi? Evet hocam. Kafa 16 Nisan'da da 51 olan kazanacak. Ay. Aynen. Kim ne karar verirse versin. Evet. Hayırlısı olsun ülkemiz olsun. Için evet. Ne olursa. Evet. Şimdi diğer telefonumuzla devam alalım, ediyoruz hocam. Peki. İkinci telefonumuz 0212 259 70 90 ve 91 telefon numaralarımız. Alo. Alo. Hayırlı cumalar. Sağ olun, size de hayırlı cumalar. Sağ olun. Sizi dinliyoruz. Hocam, benim bir sorum var da. Benim hasta oğlum var, 11 yaşında. Allah hayırlı şifalar ihsan eylesin. Amin, amin. Amin, sağ olun. Bazen işte ona kim bakar, kim eder düşüncesiyle diyorum ki Allah'ım, ben ölürsem ikimizin canını bir al, onu geriye bırakma. Hı. Bunu günahına girmiş oluyorum böyle demekle, onu öğrenmek istiyorum. Efendim, bir soru başka var mı? Ece Hanım'la konuşmak istiyorum da bir de. Buyurun. Ece Hanım, sizden de bir isteğim var ama
bir doktor çıkarıp oraya, hani doktorlarımız çıkıyor arada, bizimle ilgili, hastalığımızla ilgili. Hastalığı ne evladınızın? Karaciğer hastası. Karaciğer. Tedavisi yok, o ömür boyu. Glikojen depo tip 1 geçiyor tıpta. Karaciğerde enzim yok, vücuda beyine şeker gönderemiyor. Şu an eminim Halit Hoca da izliyordur. Halit Yere Bakan bizim doktorumuz pazartesi günleri size de yayın yaptı hatta hocam. Halit Hoca da izliyordur mutlaka. Bu konuya mutlaka değineceğiz. Yayından sonra da ekip arkadaşlarımız sizi arasınlar, daha detaylı bilgi alsınlar. Çok geçmiş olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Efendim. Ay hocam, bir anne için çok genel, zor gerçekten. Evet. Yalnız genel kuralımızı tekrarlayalım Ece Hanım. Tıptan ümit kesilir, Allah'tan ümit kesilmez. Mucizeler her an olabilir. Ömür boyu diyor da, bugünkü tıp buna gücü yetmeyebilir. 5 sene sonra, 3 sene sonra yeni bir keşifle, yeni çok bir haklısınız. Tıbbi gelişmeyle bu hastalığın tedavi edilemeyeceğini kimse garanti edemez. Eskiden kanser olan ölüm gözüyle bakılıyordu. Şimdi Allah'a şükür o kadar hani geçiyor ki artık grip gibi oldu hocam. Çok büyük gelişmeler oldu. Evet, çok iyi tedavi şükür. Neticeleri alınıyor. Evet, inşallah. Malumunuz eskiden kalp ameliyatı, bypass büyük olaydı evet. Efendim ve tıkanan gidiyordu. Şimdi dediğiniz gibi grip gibi, nezle gibi veya apendis ameliyatı gibi oldu. Onun için her an tıp dünyasındaki büyük gelişmelerle inşallah yavrumuzun da hastalığının tedavisi i̇nşallah, mümkün olur diyoruz inşallah. Bir. İki. Efendim ben vefat edersem buna kim bakar ki? Allah kimsesizlerin kimsesidir. Biz onun annesi babasıyız. Cenab-ı Allah onun Rabbi, yaratıcısı, Halik'i. Bir de unutmayalım ki Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hem öksüzdü hem de yetimdi. Hem öksüzdü hem de yetimdi. Bütün öksüzler ve yetimler için en büyük teselli kaynağı Efendimizin de öksüz ve yetim olarak büyümüş olmasıydı ki malumunuz babasını daha doğmadan kaybetti. Annesini 6 yaşında kaybetti. Cenab-ı Allah sahip gönderir. Ama ya Rabbi ikimizin canını beraber al duasına pek devam etmesin. Bu hoş etmesin. Değil çünkü yavrusu 11 yaşında. Kendinin yaşını bilmiyoruz. Sanki onun da daha erken vefatını istemiş gibi oluyor. Böyle demesin. Ya Rabbi sen kimsesizlerin kimsesisin, sahipsizlerin sahibisin. Ben vefat edersem yavrumu sana emanet ediyorum, senin emanına bırakıyorum. Zaten hepimiz Allah'a bırakılmışız. Yani şu anda Allah'a hamdolsun vücudumuzda bir hastalık görülmüyor. Ama bir dakika yaşama garantimiz var mı Ece Hanım? Yok hocam. Çıkarken herhangi bir olayla vefat etmeyeceğimizi kim garanti edebilir? Bunun için Cenab-ı Allah'ın hükmüne razı olalım ve o duayı bir daha yapmasın, devam etmesin ama şifa için dua etsin. Şifa için değil mi? Evet, şifa hatta için. Hatta bugün cuma biliyorsunuz. Biz İnşallah. Hepimiz duacısı olalım annenin. Amenna. Dualarımızda o yavrumuzu da niyetimize alalım. Evet, aynen. Acil şifalar. Özellikle tüm İnşallah. Çocuklara, hasta olan çocuklara Allah acil şifalar versin. Ve böyle özür diliyorum. Efendim? Böyle engelli ve devamlı rahatsız çocuğu olanlar da bilsinler ki onlar kendileri için cennetin tapusudur. Cennetin tapusudur. Allah onlara bakmalarına karşılık ibadetlerini yerine getirecekler. Ben çocuğuma bakıyorum öyleyse namaz kılmadan cennete giderim, oruç tutma. Böyle düşünmek doğru değil. Zaten bunu herkes bilir de nefsi susturmak için söylüyorum. Farz ibadetleri yerine getirmek, büyük haramlar dediğimiz haramlardan kaçınmak şartıyla engelli bir çocuğa bakan ana ve baba cennetin tapusunu alır. Çok güzel. Evet. Peki hocam. Devam edelim var mı? Hocam. Var tabii, olmaz mı telefon bir sürü. Hoş geldiniz efendim. Hayırlı cumalar diliyoruz. İyi fikirdesiniz. Canlı yayındasınız. Mustafa Akgül hocam sorularınızı yanıtlıyor. Buyurun. Alo, iyi günler. İyi günler. İyi günler efendim. Selamun aleyküm öncelikle. Ve aleyküm selam. Ece Hanım sizin için de geçmiş olsun. Efendim? Geçmiş olsun diyor. Ay sağ olun. Hocam bir geçemedi 1,5 aydır ya. İlk defa öksürmüyorum biliyor musunuz hocam? Bunu da sevgili seyircilerimize hatırlatalım öksürenler için. Sirke, bir izleyicim yazdı sirke. Bana. Sirke. Sirke, su, tuz, gargara bitti. Evet. 1,5 aydır şifa bulamadım hocam. Efendimiz sirke ne güzel katıktır demişti. Ya. Sirke hakkında hadis-i şerif var işte.
Evet. Sirke hakkında mı? Evet evet sirke hakkında hocam, ya. Hocam vallahi. Çörek otu, sirke. Daha Tıbb-ı Nebevi diye geçen Doktor Suat Bey şey yaptı ya. Özel evet, evet, incelenmesi evet. gereken vallahi öyle. Bir cilt kitap dolduracak hadis-i şerifler var. Antibiyotikler, ilaçlar hiçbir işe yaramadı. Yaramıyor ve hatta zarar veriyor doktorlarımız doğru, diyor. Aman antibiyotik mecbur reçetesiz. Olmadıkça kullanmayın doğru, diyor. Doğru. Evet efendim biz sorumuz. Kusura bakmayın sizi. Yok, geç, yok, şey. Geçmiş olsun dediniz açıldım ben bir anda. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Şey, ben bir sorun olacaktı hocama. Lütfen buyurun. Ya ben yeni evlendim, 8 ay oldu. Ağlamaya başladı. 8 Allah, ay. Bir şey oldu. Ne oldu? Biz besmele çek, bismillah de bakalım. Hiç sakin olun, biz sizi dinliyoruz, merak etmeyin. Hı. Bir su için isterseniz. Buyur. Cenab-ı Allah bütün problemleri halleder inşallah. Sakin ol bana, bize anlat bakalım. Yeni evlendim, 8 ay oldu. Evet. Ben evlenmeden önce kocamın bir evlilik yapmış. Bir sene evli kalmış. Evet. Bir de o kadından bir çocuğu var. Hı. Hani boşanmışlar. Benimle evlenirken imam nikahı kıydı. Gittik avukatla, bir avukat ayarlamış. Avukat dedi ki altı ay sonra anca nikahlayabilirsiniz dedi. Hı. Şu an ben 8 aylık evliyim. Hala nikah kıyır mı? Hayır. Haber bekliyorum mahkemeden. Hı. Mahkemeden daha şöyle haber gelmedi ama ben kocamdan yana bir şey öğrendim. Bunlar önce evlilik yapmış. Sonradan öğrendin öyle mi kızım? Evet. Hı. Bu evliliğinden önce bir evlilik yapmış. Ondan da bir kızı var. Şimdi iki evlilik mi bir evlilik mi senden önce? Benden önce iki evlilik yapmış. Bu da üçüncü nikahı. Bunu daha önce size hiç haber vermedi. Hayır, hiçbir şekilde. Nişanlık süresinde Facebook vardı. Kavga ediyor benimle, beni kıskanıyormuş sözde. Hani kıskançlık şeyini. Kıskançlık yani bir Facebook'ta kıskançlık şey yapacak hiçbir şey yok. Ben hani beni seviyor diye, şey yapıyor diye ben de gittim kapattım. Peki bir şey hani söyleyeceğim. Alt yazıyı okuyorum da şu an. Evlendikten sonra eşimin ilk evliliğinin bitmediğini öğrendim. Yani şu an hala evliliği devam mı ediyor eşinizin? Siz resmi nikahlı değil misiniz? Hayır, resmi yani nikah. Evliliği devam ediyor ama diğeri ayrılar. Devam ediyor. Kimlikte daha evde yazıyor. Daha boşanmamış yani. Yani avukata gittiğimde boşandılar dedi bana. Avukatı ayarlamış. Avukattan konuşmuşlar. Avukat demiş ki. Avukatı ayarlamış. 6 ay sonra. Bana şundan bundan problem çıkarttı. Dışarı çıkma diyor nişanlı süresinde. Kimseyle konuşmaz. Tamam dedim. Ben Antakya'da yaşıyordum. Hı. Antakya'da yaşıyordum orada. Kendinin Mersin'de görevi var. Mersin'e taşındık. Mersin Anamur'a. Üniversitede öğretim görevlisi mi? Hastanede çalışıyor. Adetteki senin. Resmi görevi varmış hocam. Anladım. Peki şu an ne yapmayı düşünüyorsunuz? Hocamızın sorunuz evet. ne? Ben şu an öyle bir durumdayım ki. Benim kız kardeşlerim evde, onların da sorunu var. Benim bir tane ikizim var. Benden bir yaş küçük. Onlar da bir yaş küçük kız kardeşim var. O da evli. Ben şu an 23 yaşındayım. Benim kızım mı vardı? Yok, kız kardeşlerim. Ha, kız kardeşlerim. Ne yapacaksınız? Kız ilgisi de evli. Hı. Gidemiyorsunuz da ailenize. Aileme gidemiyorum çünkü ben boşanırsam, gidersem aileme kız kardeşlerim de boşanacak. Öyle bir duruma düştüm ben. Benim evlendiğim kişi memur. Yani biziz hani zengin değiliz. Yani bir de biz Türkmeniz. Peki söylemediniz mi? Boşansana demediniz mi ya? Devam ediyorlar hocam.
Şimdi orada niye boşanmıyor? Benim anlamadım. Peki kanunda birisi boşandığı zaman bir erkek en az 6 ay sonra nikah kıyabilir diye bir hüküm var mı acaba? Var hocam. Yani 6 ayı bilmiyorum ama hemen kıyamıyorlar. Onu, avukat onu kullanmış işte. Evet, onu kullanmış. Onu aynen. Kullanmış, onu kullanıp. Evet. Peki ne dediniz? Konuştunuz mu eşinizle? Öyle bir şey varmış. Hatta ben bir avukattan duydum. Hayır, o vardı. Konuştunuz mu? Boşan, niye boşanmıyorsun demediniz mi? Konuşamıyorum bu konuyu. Hemen kavga ediyor, bir şeyler diyor. Ben yani gidemiyorum. Aileme de gidemem şu an. Gidersen de kız kardeşlerimin yuvası da kırır. Yani gidersen kız kardeşimin yuvası da dağılacak. Şimdi bak. Benim yüzümden onların yuvası dağılacak. Onlar teşvikte bekliyor. Bak kızım, iki şık var ortada. Tamam. Bir, resmi boşanma gerçekleşir. Yeni nikahın kıyılabilmesi için bir süre beklemek gerekebilir. O ayrı bir mesele. Burada değil hocam. Hala resmi nikahın bitmemiş olması ayrı bir mesele. Sizinki ikinci mi yani? Resmi nikah bitmemiş mi? Resmi nikah bitmemiş. Bir de onun üstüne de o evlilik çıktı. Ondan önce işte bir ilişkisi olmuş. Yani nikah yok ortada. Hani dost hayatı gibi bir şey yaşamışlar. Ondan da kızı olmuş. Siz daha önce böyle araştırmadınız mı? 3 günde, 10 günde mi karar? Hayır, dediğim gibi ailem, hani ailem işte geldiler Allah'ın izniyle, peygamber kavga, bütün abileri, kardeşleri geldi. Hani biri çıkıp söylemez mi? Söylüyorum bak, diyorum ki sana ne ailene, hakkımı helal etmiyorum diyorum. Etmesen etme diyor. Ailesine de bir şey söylediğim zaman suratını asıyor. Evin içinde benimle konuşmuyor. Ben burada yalnızım. Ailemi arayamıyorum. Şu an bizi izleyen tüm genç kızlara, anne babalara örnek olsun lütfen bu telefon görüşmesi de. Hocam. Siz Antakya'dasınız, özür diliyorum. Anne baba nerede? Sizin anneniz babanız nerede? Ben şu an Mersin'deyim. Annem babam Antakya'da. Antakya'da, oraya da dönemiyorsunuz. Dönemem. Tamam. Anladım. Hocam biz de burada hep konuşuyorduk. Yani psikologlarımızla geldiğimizde, hocalarımızla geldiğimizde hani nedir? Eskiden bizim adetlerimiz, göreneklerimiz vardı. İstemeye gelirlerdi. Evet. Ve o çocuğun gelmişi, geçmişi hepsi araştırılırdı. Askerliği yapıp yapmadığı, ailesi, kimdendir, nedendir? Yani hiç mi anneniz, babanız demedi, sen kimsin, ne yaptın, neler yaptın? Bir araştırılmadı mı ailesi bu çocuğunda? Benim babam kendini sözde hani aldı götürdü gitti, ailesiyle hani çevresini falan tanıtacakmış. Güzel bir kurgu yapmış. Babamla beraber, ama babam ayrı gidip sormadı. O gelip isteyince dedi Allah'ın izniyle istiyorsunuz, ben seni senden soruyorum dedi. Olmaz. Olmaz. Yine Ayca Hanım'ın dediği gibi başkalarına da ders olsun. İnsan kendine sorulur mu? Resmi nikah yapacaksın. Ondan dünyanın, sonra evine geç. Yani ha, eğer geçeceksen. Bir o resmi nikah şartıyla geçsin. Bir de efendim. Evlenmeden önce geldi söyledi. Gittik avukata. Dedi işte gittim avukata nikahı ayarlayacağım dedi. Avukat bana böyle dedi. Geldi önce benimle konuştu. Gittik ailemle konuştuk. Ailem önce yok olmaz dedi. Efendim. Değil evet, hocam. Bakın buradaki şey. Evet, tabii hatta net soruyu da anlayabilmiş değiliz de biz çıkarıyoruz. Ben şimdi ne yapayım diyeceğini zannediyoruz da. Böyle hemen dikkat edilirse örflerimizin, annelerimiz içerisinde kız evi nazlı olur derler. Böyle ilk gelişte de vermez. Ama ailesi galiba olmaz demiş. Hayır. Aile şey olmaz dedi mi sizin aile? Olmaz dedi bir de. Evet. Ben 23 yaşındayım. Ay çok da genç. Kaçtınız mı peki siz o zaman aile hayır demesine rağmen? Hayır Allah'ın izniyle geldi. İstediler, düğünüm oldu, kınam oldu ama içime zehir oldu. Düğün mü yani oldu? Evet düğün. Resmi nikah olmadan düğün de yaptınız. Evet, bana düğün yaptı. Bir düğün, hani istediğim gibi düğün yaptı da ama benim içime sinmiyor. Şöyle. Anne baba olmaz dediği halde siz niye kabul ettiniz? Hayır, ben ikna ettim onları. Siz ikna ettiniz. Beni seviyor dedim, şey yapıyor dedim. O ilgisini görseniz bana şey yapsa gözümden esirgiyor beni.
Ah ah. Üzülmeyin hani lütfen öyleydi. Daha fazla. Ve birçok genç kızımıza da annemize babamıza da örnek olsun. Gerçekten evet. Araştırılsın. Evli olup olmadığı nüfus müdürlüğünden vesaireden tabii. Artık çıkıyor hocam. Çok rahat çıkar. Çok rahat çıkar. Çok ona rahat kadar çıkar. Araştırılsın. Bakın ne erkekler var neler yapıyorlar. 23 yaşındaki gencecik bir kızımızın günahına giren bir erkek söz konusu. Bunun vebali de çok büyük değil mi hocam? Ve benim endişem bu üçüncü evlilik. Bu kadar zamanda 3 tane evlilik yapan insanın bundan sonra hayata bakış açısı da hoş olmaz. Ay hocam öyle demeyin şimdi. Benim ne de 2 evlilik oldu. 3. ben hayata bakış açım hoş olmayacak. Ben ne yapayım hocam? Yanlış seçim olmuş. Yanlış seçim olmuş. İnşallah isabetli seçimde 3. olur. Şimdi 2... Hocam reklam arası reklamlardan sonra ben hocamı bir ikna edeyim bu konuda. Tamam. 3. de... İyi fikir devam ediyor efendim reklamlardan sonra. Hiç vakit kaybetmeden hattın diğer ucunda bekleyen izleyicimizi alıyorum hocam izninizle. Tabii buyurun efendim. Alo. Alo. Günaydın. Günaydın, günaydın. Hayırlı yayınlar. Maşallah gür sesle geldi. Neşeli bir de. Buyurun. Hocam hayırlı cumalar dileyim. Sağ olun hepimize efendim buyurun. Hocam şimdi ben... Yaş 60. Biraz uzun konuşacağım da başını ağrıtacağım. 82 yılında evlendim. Benim abim var benden büyük. Hı. Fransa'da kalıyordu. Bize geldi, misafir ettik. Ondan sonra ben mağazaya bir sürü borcum vardı. Yeni düğün yapmıştım. Uzakta çalışıyorum şantiyada. O abim olacak gelmiş, benim evden seşyatlar almış götürmüş, çocuklarını yatıracak üstünde. Fransa'dan gelmiş, inşaatta kalıyor, bina yapmış. Biraz özet mağazacı, geçelim. Tamam, mağazacı da ben eşyaları kasırıyorum diye gitmiş icraya vermiş. Ben abimi aradım, ya bu seşyatları götürelim evime, bunlar baş götürecekler, ben götüremem. Benim evim öyle dağıldı. Ondan sonra ailemin üstüne bir iftira attı. Çok kötü bir iftira. O da yetmedi. Aynı iftirayı benim üzerime attı. Ben o zaman gençlik alemi. Bunu vurmaya kalktım. Öyle kapattım. Ne şimdi yaptınız? Çok yani ahlaksız bir yani dine imana çıtava sığmayacak bir iftira attı. Tamam o kanuna başvursunuz, devlete başvursunuz. Ben devam edelim. Buyurun. Vurmaya kalktım, vurmadım. Tamam. Şimdi aradan bu yıl geçti. Yaşlandık. Onun da çocuklar oldu. Benim de ben koymuyorum. Evime de mühitime bile koymuyorum. Şimdi bazı akrabalar diyor ki ya yaşlandınız bu yaşa geldiniz. Barışın da öyle gidin. Ben de diyorum ya ben bu adamla barışmam. Barışmak da istemiyorum. İsmini de duymuyorum. Yani attığı iftira dine, kitaba sığacak bir iftira değil. Yani adam direkt bizim namusumuza göz koymuş. Anladım. Anladım bu. Sonra ne oldu? Şimdi hacca gitti mi? Şu anda konuşmuyoruz. Yıllar geçti. O Şirinevler'de oturuyor. Ben Tuzla'da oturuyorum. Tuzla'da şu anda konuşmuyoruz. Evime de koymuyorum. Çocuklarını da koymuyorum. Sorumuz ne? Şimdi sorumuz akrabalar diyor ki ya diyor bu yaşa gelmişsiniz. Yarın ölüp gideceksiniz. Sizin anan babanız evliye gibi insanlardı. Barışın da öyle gidin. Ya dedim ne barışıp da öyle gideceğim. Allah'ın yarattığı bir kul hesabını kendisi verecek. Ben de kendim vereceğim. Yaşadım ölüp gideceğim. Onun ahlakından konuşsam ne olur, konuşmasam ne olur. Sorun bu. Şimdi bunda... Soru ne soru? Bak barışmayayım günaha diyor. Girer miyim? Günaha girer miyim diyorsunuz barışmamakla? Hayır hiç barışmakta ismini bile duymak istemiyorum. Kimti attığı iftira yani insanlık dışı. Tamam. Namus meselesi daha doğrusu. Hı. Diğer soru ne? Bu kadar mı? Tek soru. Evet bu kadar. Sağ olun. Teşekkürler. Hayırlı yayınlar. Sağ şimdi ol. Cevabını alayım o zaman. Bir pardon siz nerelisiniz? Ben Erzurumluyum. Dadaş. Peki tamam. Teşekkür ediyoruz. Merak ettim. Sağ olun efendim. Dinliyoruz hocam. Efendim biz hocalar insanların mümkün mertebe barışmalarını tavsiye ederiz. Tabii. Bayramlar, kandil geceleri, mübarek günler, ramazanlar, barışmayı temin maksadıyla, sırf maksadı bu değil de
Elbette faydalanan biri de bu diye söyleriz. Fakat hani buramdan gelmiyor, niyetim, adını bile anmayı istemiyorum. Bir de iftira attığını söylüyor efendim. Bundan dolayı barışmazsa iyi davranmış olmaz bana göre. Yine bir bayramı vesile ederek, bir Ramazan'ı vesile ederek, bir kandili vesile ederek. Barışmak demek illa her gün bir araya gelmek değil. Bir telefon açarak vesaireyle. Evet değil mi hocam? Evet. Kandilde arası. Bir kandili vesile eder. Bir akrabaların cenazesi vardır, düğünü vardır. Hı. Onlar vesilelendirerek nefsin hoşuna gitmeyen Allah'ın hoşuna gider. Bir de çocuklar da birbirini görmüyor. Tabii ya, akraba hani bağları bölünmüş, parçalanmış olur. Çocuklar da böylece babalarının barıştığını görürse birbirlerine gidip gelme cesareti bulurlar. Evet. Bunun için biz bir vesile bulup da illa her gün gidip gelmesi, her gün değil de yani sık sık gidip gelmesi de gerekmez. Belli mesafede tutmak kaydıyla barışmasını tavsiye ederim. Bir de hocam kinle nefretle böyle yaşamak aslında karşı taraftan çok biz kendimizi vurmuyor muyuz? Kendimizi incitmiyor muyuz aslında? Elbette kafamıza, çünkü rahatsız beynimiz ediyor. Rahatsız beynimiz ediyor. Onunla meşgul oluyor. Halbuki barışılsa, görüşülse o daha çabuk unutulacak. Tabii zor bir iş iftiraya uğramak. Tabii, zor bir iş. Buna rağmen hani biraz evvel dedim ki nefsimizin zoruna gidiyorsa Allah'ın hoşuna gider. Bunu başarmaya çalışmamız lazım. Peki hocam. Barışmaya çalışmak. İnşallah. Devam edeceğiz hocam. Efendim affınıza sığınıyorum. Yarın hani 18 Mart Çanakkale Şehitler yıl dönümü dedik. Yarın akşam 19'da Sincan Belediyesi'nin bir programında Çanakkale Şehitlerini anlatmaya çalışacağız. Hemen ertesi pazar. Nerede hocam? Sincan'da. Sincan'da. Tamam. Sincan Belediyesi'nin salonu var orada. Pazar günü de Almanya Speyer şehrinin Stadthalle salonunda 16.30'da yine konumuz Çanakkale Şehitleri olacak. Buradan da duyurmak istiyorum. Çünkü bilhassa yurt dışındaki kardeşlerimiz böylece duymuş oluyorlar. Hocam programın sonunda tekrarlayalım kaçıranlar olur. Olursa diye. Olur. Şimdi efendim Mustafa hocamla sohbetimize devam edeceğim. Siz de telefonla aramaya devam edebilirsiniz bu sırada. İşte numaralarımızı gördünüz. Ama şimdi hocam da birazcık nefes alsın, dinlensin diye Ayşem Eker'le iyi fikire devam ediyoruz. Ayşem Eker'den lezzetli yemek tarifleri iyi fikir mutfağında. Bir kere öksürdüm bak bütün program. Evet, maşallah. Maşallah. Bin kere maşallah. Ayşemciğim nasılsın? İyiyim Ece'ciğim. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Hepimize de hayırlı cumalar olsun. Hocam size de hayırlı cumalar. Ayşem reklam arası geldi. Yine pratik. Bak sen de evde yapacaksın dedi. Evet. Onun yaptığı tarifleri gerçekten ayrı bir seviyorum. Neden? Ayşem burada bir şey yapıyor. Sizi de özendiriyor. Beni de özendiriyor. Ben yayından sonra gidip yapıyorum. Siz de evde mutlaka yapıyorsunuz. Gelen mesajlar da o doğrultuda. O yüzden bugün de şahane tarifleri var. Ayşem evet. Neler var? Şimdi Arap tatlısı yapacağız. Evet. Aynı zamanda bugün böyle bir değerlendirme menüsü gibi de olacak. Bayat ekmeklerden tercih ediyoruz. Şu anda ben bayatlamış yani bir iki gün böyle geçmiş tost ekmeği tercih ettim. Hı hı. Ama normalde de şu ölçülerde bir tas içindeki bayat ekmekle de muhteşem bir tatlı, künefe lezzetinde bir tatlı yapacağız. Ben hemen tatlıyı yapmaya başlayayım. Alunya mantısı da deniliyordu. Alunya mantısı o ikinci tarifimiz. O da var. Tabii. Alunya mantısı. Evet o da var. Nerenin alunya mantısı ya? Alunya mantısı aslında Balıkesir yöresinin alunya mantısı, avuntu mantısı diye de geçer. Manta çeşidi dünyada yüzü zaten. Aşkınmış. Çok fazla. Evet. Şeylerin Japonların da mantısı onların var. Onların da çok fazla. Ben şöyle hemen Arap tatlımızı anlatmaya başlayacağım. Kaç su bardağı şöyle 2,5 su bardağı kadar sütümüzü koyduk. Evet. 3 çorba kaşığı nişastamız var. Şöyle bir çorba kaşığı şekerimiz var. Çünkü tatlımız şerbetli bir tatlı. Şöyle yarım kaşık da nişastayı birazcık daha böyle lezzetlendirmek için un koyacağım. Evet. Tatlımızın şerbeti bu. Arap tatlısı deyince aklıma böyle koyu bir şey gelecek ki. Hani koyu bir tatlı gelecek gibi. Ama geliyor. Herkese tavsiye ediyorum. Gerçekten muhteşem bir tatlı. Ne renk olacak?
koyu mu olacak hakikaten? Hayır, öyle değil aslında. Arap deyince değil mi? Evet, koyu bir renk gibi gelecek akla ama. Beyaz mı? Hayır, öyle değil. Ekmeklerimizin kızarma rengini alacak. Tamam, bakalım ne olacak. Merakla bekliyoruz. İstersen sen ben böyle karıştır tamam. Çünkü nişasta çok çabuk topaklanır. Ben hemen burada ekmeğimizin aşamasını göstereyim. Ekmeklerimizi bu şekilde rondodan geçirdik. Evet. Burada 200 gram erittiğimiz tereyağımız var. Erittiğim tereyağını ekmeklerin üzerine boca ediyorum. Şöyle de. Mutfakta sadece birkaç dakikamızı alacak ama inanılmaz. Güzel bir tarifimiz. Şöyle ekmekleri tereyağıyla iyice birbirine geçirene kadar karıştırıyorum. Bunda dediğim gibi eğer normalde de bayat ekmeklerimiz evimizde yoktur. Bir paket tost ekmeğinden 4 tane eksik ölçü verebiliriz. Hı hı. 200 gram tereyağıyla şu şekilde iyice birbirine karıştırdım ekmeklerimi. Televizyonlarını yeni açanlar için Arap tatlısı yapıyoruz. Arap tatlısı yapıyoruz. Ayşe Meker'den. Aynı zamanda bayat ekmekleri değerlendirme tatlısı da diyebiliriz. Aynen öyle. Ben böyle hakikaten israf asla sevmiyorum. Mutlaka bir geri dönüşüm yapıyorum. Avunya mantısı da aslında bir şekilde. Ay onu da çok bana göre değerlendirme, evet. Ya diğer mantılardan farkı ne ki? Ama bayılacaksın. O kadar basit, o kadar güzel Allah ki. Allah Allah, evet. Merak et. Evet, şimdi o şerbet. Bu oldu herhalde. Yok, iyice biraz daha koyulaşsın. Evet, onun içine sonrasında kremasını ekleyeceğim. Şimdi tereyağı ile birlikte karıştırdığım ekmeklerimin yarısını şu şekilde cam kabımıza yerleştiriyorum. Hanımlarımıza şunu da söyleyebilirim. Bu tatlımızın ölçüsü bu kullandığım cam kaptır. Çok daha başarılı bir sonuç elde ederler. Bazen ölçüler de önemlidir. Aa, koyulaşmaya başladı. Başladı mı? Evet. Evet. Bunda ne vardı Ayşem? Ben ne karıştırıyorum şimdi şu an? Nişasta vardı. Süt vardı. Nişasta. 2,5 bardak sütümüz vardı. Evet. 3 kaşık nişastamız vardı. 1 çorba kaşığı unumuz. 1 çorba kaşığı da şekerimiz. Çünkü tatlımız şerbetli bir tatlı. Şerbetini 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı suyla daha önceden pişirip soğuttuk. Kıvam aldı. Aldı. Bir paket kremamız var. Kremamı da ilave ettim. Kremayı da ilave ettik. Evet. Şimdi tekrar. Kaç dakikada Arap tatlısı oluyor yani? 5 dakikada. Bak gördün mü yani? Neredeyse. Vallahi, bitti mi neredeyse yani? Neredeyse. Az kaldı. Fırına koyacak mıyız? Koyacağız tabii. Koyacağız. Yapacağız. Fırından çıkan sıcak tatlımızın üzerine de soğuk şerbetini ilave edeceğiz. Ay, yerken de olacak. İnanılmaz künefe lezzetinde bir künefe tatlımız. Künefe lezzetinde tabii bir künefe. Künefe tadında. Şaşıracaksın. Peynir de koyalım o zaman. Aslında evde denedim. Bir peyniri de koydum. Oldu? Çok güzel oldu. Peynirli de yapabilirsin sevgili hanımlara buradan. Şöyle. İyi fikir verelim. Evet. Bakın kremamızın kıvamı da çok güzel. Kıvam müthiş hakikaten. Hı-hı. Gene üzerine bir kat daha mı yapacaksın? Şimdi ekmeğimle ilave edeceğim. Bir de hafif oldu sanki tatlı. Çok hafif. Çok hafif tatlı. Şöyle. Bir tereyağı çok fazla koyduk gibi geldi. Ama o da sağlıklı. Şöyle, tereyağı hem sağlıklı hem de bu bir ekmek. Ekmeği kaldıracak ölçüde koyduk. Kesinlikle fazla değildi. Ne kadar yerken tereyağı koyacağız? 200 gram tereyağı ettim. 200 gram. Hı-hı. Şu anda da tam 225 gram geçiyor. Son... 225, 225 de olurmuş. Olur olur. Ya biraz ekmeğin durumuna göre de değişebilir. Dediğim gibi bir paket tost ekmeği kullanacaksınız. 4 tane eksik. 4 tane eksik olacak. 4 tane eksik olacak. Ölçü o zaman. Sevgili seyircilerimize de hatırlatalım. Mustafa Akgül hocamı şu an dinlendiriyoruz. Az sonra telefonlarınızla ve ben birazcık yoracağız kendisini. Bol bol telefon bekliyoruz değil mi hocam? Çayınız geliyor hocam. Gelir, tamam. Tamam. Çayınız da gelirken evet. Hocam ben telefon numaramızı bir kez daha hatırlatayım. 0212 259 7090 ve 91 telefon numaralarımız. Arap tatlısına devam ediyoruz. Artık son vuruşları yapıyor. Evet. Atışları yapıyor Ayşe Meker. Hatta kaç dakika oldu?
Vallahi kaç dakika oldu? Bakayım 4-5 dakika oldu herhalde. 7 dakika olmuş. Ha işte bitti. Bitti. 7 dakika tam. Evet. 7 dakikada yaptın bak tatlıyı. Hazır. Haydi fırında ne kadar duracak? 25 dakika falan yeterli. 25 dakika. Kızarana kadar. En sevdiğim tatlı türü. Çabuk olan. Pratik bitti. 7 aynen dakika. Öyle. Şimdi bir taraftan hemen şöyle şunları alayım. Bir de bak temiz çalışıyor Ayşem. Aa, yani evet. Orası dursun daha sonra yaparım değil. Temizliğini de yapıyor aynı anda. Nasıl olsa tatlım 7 dakikaydı. Aynen yani. Öyle. Mantı bakalım kaç dakika hadi sürecek. Hadi mantıya geçiyoruz. Mantıya geçelim. Yardım istiyor musun? Yok istemiyorum. Yufkalarım var. Sakın yaklaşma. Ay valla. Yufkayı sakın, biliyorsunuz. Ne zaman Ayşem yapsa gidiyorum didikliyorum onu yiyorum. 5 adet yufkamız var. Evet. Hemen şöyle şeritler halinde birbirine geçirerek katlayarak... Ben bunu şeritler halinde kesiyorum. Şimdi avunya, avuntu mantısı aslında şöyle adından da anlaşılacağı gibi aslında birazcık avutmak için gibi sanki. Yani mantı lezzetinde. Mantı lezzetinde ama mantı değil mi? Tabii ki hamuru açmakta ay işte zorlandım aman vaktim yok derken ortaya çıkan muhteşem bir lezzet. Diyelim ki nohut yemeği pişirdiniz. Hı. O gün nohut yemeğini pilavla, turşuyla bir güzel afiyetle yediniz. Ama ertesi güne nohut yemeği kaldı ve malum ertesi güne kalan yemekleri de yemekte zorlanıyor ev halkı. Siz bunu muhteşem bir ziyafete dönüştürebiliyorsunuz. Aynen öyle. Öyle diyelim. Bir dakika ya nohut mu kullanacaksın? Ben nohuttan bahsediyorum. Mantıda nohut mu kullanacaksın? Bak ben burada harika bir nohut yemeği pişirdim. Evet. Nasıl olur acaba? İşte bakacağız. Ama dediğim gibi ertesi güne nohut yemeği kaldı ve yenmedi. Evet. Şu şekilde. Hocam hiç duydunuz mu böyle mantı? Kayseri'de yok. Yediniz mi hiç? Kayseri'de yok yemedim. Siz nereliydi Kayseri? Evet. Aa en güzel yerdesiz mantının yani ana vatanı. Hakikaten. Hocam o zaman size bir tattıracağız. Kayserili olarak bir yorumunuzu bekleyeceğim mutlaka. İnşallah bakarız. Valla ben ilk defa duyuyorum nohutlu mantı. Ya şimdi çalışan hanımlarımız hakikaten her seferinde bunu söylüyoruz. Günümüzde çok fazla. Mutfakta vakit geçirmek, akşam gelip de canları çektiği zaman bir mantıyla uğraşmak hakikaten şimdi evet, zor. Evet. Hem de akşam saatinde. Bu mantı saatinde... taklidi yapan mantı. Avunya işte. İşte avunacağız. Avunya avutuyoruz. Bakalım ona değişik ama bir şey. Ama lezzeti. Ya gerçekten sürekli mesela mantı belki gerçek arada böyle değişiklik de iyi gelir yani. Farklı tabii lezzet. Ki farklı lezzet. Hem de dediğim gibi yani mutfakta artan yemekleri değerlendirme de diyebiliriz bunun için. Nohutu ne yapacaksın çok merak ettim şimdi. Hani normal bizim mantı bildiğimiz mantı işte yufkanın içine işte hamurunu yaparsın. Evet. Mesela hamurun içine kıymayı koyarsın öyledir. Sen nohutu ne yapacaksın ona? Sürpriz olsun mu? Öyle mi gösterelim? Anlatalım mı? Şimdi ay merak ben bunları şeritler halinde kestim ve bunu da fırına veriyorum. Fırına kurumasını evet. Bekleyeceğim. Kızaracak ve kuruyacak. Allah Allah. Ne bu yapacak da, acaba? Bu da fırına. Siz ne düşünüyorsunuz sevgili seyircilerimiz? Yazsanıza. Sürprize dur söylemeden. Öyle mi yapalım? Bir tane telefon bağlayabilir miyiz? Bu konuyla ilgili arar mısınız? Şimdi tabii Mustafa Hocam'ın çok soru var. Birlikte biliyorum. Herkes Mustafa Hoca için arıyor ama... Bu acaba ama bilen şimdi Balıkesir'den ararlar kesin. Ararlarsa. Sen nasıl bilmiyorsun biz biliyoruz derler. Gerçekten ne yapacak nohutu nereye koyacak bu mantı nasıl bir mantı olacak? Mutfakta bu konuyla ilgili 10 dakika falan mı 12 dakika mı? Tam tatlımız, 12 dakikada. Neredeyse öyle bir şey oldu mu işte tatlımızla. Bu da mı bitti? Bu da bitti. Kızarmasını bekleyeceğim. 0212-259-70-90-91. Bayağı mantı gibi. Hatta sana ev yoğurdu getirdim. Aa, mayalamıştım, evet. Eğmene direkt götürüyorum. Götür ona göre. Evet. Evet, ev yoğurdunu da getirdim. Sarımsaklı yoğurdumuz olacak. Hamurlarımız çıkacak fırından kızarmış bir şekilde. Ama ya, bizi arayanlar olacak Ayşe Beker seni en çok çalışan kadınlar seviyordur. Vallahi herkes seviyor ama çalışan hanımlar ayrı bir çünkü. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya evet, çalışıyoruz. Evet, çünkü yani biz... Çalışırken hani evde kolay, pratik şeyler yapmayı tercih ediyoruz. Hatta bak programımız için böyle şık da bir güveç tercih ettim. Bizim değil zaten farkına vardım ben. Arzu'ya da soracaktım hatta. Şık da bir güveç tercih ettim. Böyle. Telefon geldi mi mantıyla ilgili? Mantıyla ilgili telefon. Yok.
Herkes meraklı bekliyor. Mustafa hocam sürekli sizi arıyorlar. Ayşem, o zaman ben Mustafa hocamın yanına geçiyorum. Çok telefon var. Tamam. Ondan sonra tekrar görüşeceğiz o zaman. Tabii ki. Ay, nasıl keyifle yapacağını çok merak ediyorum. Ben de zaten sosunu hazırlıyorum. Klasik sos hazırlıyorum. Tamam, peki. Ben o zaman hocamın yanına geçiyorum. Hocam gördüm, telefon istedim Balıkesir bantısına, gelmedi. Size gelmiş yine. Hayırlısı olsun efendim. O yüzden hemen alalım hocam. Tamam. İzleyicilerimizi bekletmeyelim. Hemen. Madem bu kadar çok sorumuz var. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. İyi günler, buyurun. İyi günler. Sağ olun. Siz de buyurun. Hayırlı cumalar. Sağ olun. Ben bir sorum olacaktı Mustafa hocama da. Hayırlı cumalar. Sağ olun, buyurun. Ben uluslararası ticari yük gemilerinde çalışıyorum. Tamam. İzindeyim. Hocam bu gemiye gittiğim zaman ben seferi oluyor muyum, olmuyor muyum? Yalnız yurt dışına değil, çok uzaklara gidiyoruz. Uzak Doğu, ne bileyim, Güney Afrika gibi, Avrupa ülkeleri gibi. Buralarda işte gemiyle çalışırken ben seferi oluyor muyum, olmuyor muyum? Evet. Efendim, evinizden çıkıp gemiye bindiğiniz an, seyir halinde ne kadar dolaşırsanız dolaşın, seferisiniz. 2 ay, 3 ay, biliyorum siz uzun süreler gidiyorsunuz, seferisiniz. Ama varıp da bir iskeleye bağlanıp, rastgele söylüyorum, İtalya'da bir iskeleye falan, ülkede bir iskeleye bağlanıp, orada 15 gün ve daha fazlası kalmaya karar verirseniz, orada mukim olursunuz. Bir gün kaldınız, devam ediyorsunuz. 2 gün yük aldınız, yük verdiniz, devam ediyorsunuz. Hareket devam ettiği sürece bir noktada 15 gün ve daha fazlası kalmaya karar vermediğiniz sürece seferiliğiniz devam eder efendim. Peki, teşekkür ediyoruz izleyicimize ve diğer telefonumuzu hemen alıyoruz. Buyurun efendim, hoş geldiniz, hayırlı cumalar diliyoruz. Alo. Buyurun. Alo. Selamünaleyküm, hayırlı günler, hayırlı cumalar efendim. Aleykümselam, sağ olun, buyurun. Ben Mustafa hocama bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Hocam ben aşağı yukarı 29-30 senelik evliyim, çok iyi bir aile reisiyim, hanım da çok iyi, beğeniyorum, o da benden memnun. Fakat şöyle bir şey var, benim hanımım benim anneme, babama ve kardeşlerime ve yakın akrabama karşı çok iyi değil. Yani bir misafirperver diye sanki küsmüş gibi. Bunu da ben çok kişilere soruyorum. Genelde hep öyle diyorlar. Bu konu hakkında bilgi verirseniz ne yapmam gerekir? Bu konudan dolayı çok mütebikirim. Yani nasıl diyeyim, çok üzgünüm. Hatta bir ara boşama derecesine dahi gelmiştir. Ne yapabilirim yani bir Müslüman evladı? Kaç yıldan beri acaba böyle? Yani evlendiğinizden beri mi böyle değişiniz? Evlendiğimden hemen hemen efendim Ece Hanım bir sene sonra diyebilirim yani. Peki ne oldu da değişiniz? Bilemiyorum, biraz kıskançlık olabilir. Ben anne babam biraz yani maddi yönden sıkıntılı. Ben kardeşlerime biraz yardım ediyorum. Okumuş da bir insan değilim. Bu konuda nasıl diyeyim yani, ben hani derler ya bayanlar, saçımı süpürge ettim. Ben biraz çok çalıştım. Çocuklarıma çok iyi baktım. Hiçbir esirgeme bir şeyler yapmadım. Tanıyanlar da öyle diyor. Yani ne diyeyim, ben konuştum, bir komşum da olsa niye konuşuyorsun gibi böyle üzüntülerimi belirtiyorum. Yani neredeyse hani beni bile bazı yerde bu konudan dolayı yani çok sıkıntı yaşıyoruz efendim bu konudan. Yoksa başka bir sıkıntımız yok. Peki hocam. Benim bir sorum olacak. Buyurun. Beyefendi. Efendim. Sizin kayınvalide ve kayınpederinize karşı tutumunuz nasıl? Alalım çayı. Şöyle söyleyeyim, 4-5 seneye kadar yani 25 seneye kadar çok çok iyiydi. Ufak bir olay oldu. Bundan dolayı ben yani olay dediğinde şöyle efendim, ben kardeşlerimi dahi yani benim çocuklarım dahi benim anneme babama kardeşlerime götürmek istemiyor. Hani gitmesini istemiyor. Ben de diyorum ki ya bir sen mi iyisin? Hani benim annem kötü, babam kötü, kardeşlerim kötü ve benim yakın akrabalarım da kötü. Bir sen mi iyisin diyorum, cevap gelmiyor. Anladım. Yani ne yapabilirim hocam? Efendim anladığımı zannediyorum ve cevap vermeye çalışacağım. Evvela şunu bilelim ki problemsiz aile yoktur Ece Hanım. Tabii. Yani böyle bir şey oldu diye neredeyse boşanma noktasına geldi deyince ben irkildim, dikkat ederseniz. Evet, çünkü boşanma çok nihai bir şeydir, son çaredir. Ve Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yerde iki Müslüman birbirinden boşandığı zaman gökte arş-ı âlâ titrer buyurmuş. Ya. Bizim buna hakkımız yok. İki, bak bütün hanımlar. Orada güzel bir şey söyledi. Acaba bizde mi, hepsi mi böyle?
Bütün hanımlar adları değişir, huyları değişmez. Aa, çok güzel, güzel söz hocam. Tamam mı? Vallahi doğru. Kocası kendi akrabalarına yardım ettiği anda oraya fren olmak ister. Bunun yapılmasını istemez. Yani niye? İşte bizim çocuklarımız da var, biz de şöyleyiz, biz de zor durumdayız. O zaman kocalar siyaset uygulayacak, politika uygulayacak. Bir, evdekilerin ihtiyacı giderilecek. Şimdi evde mahrumiyet varken, çocuğun problemi varken, hanımının efendim bir kısım ihtiyaçları karşılanmazken, kardeşine yardım etmeye kalkarsa elbette doğru olmaz ve hanımı haklı olur. Efendim onların ihtiyacı karşılanacak. Ondan artan fazla maddi imkan varsa insanlar hakikaten kardeşlerinin de elinden tutmayı bilmesi lazım. Doğru. Anneye babaya da yardımın yapılması lazım. Bunu bazen açık bazen gizli yaparak evin huzurunu da devam ettirmek lazım. Bu aile reisliği bir politika, devlet idare etmek kadar zor. Zor. Efendim bunun için onu tavsiye ediyorum. Ha, hanımı böyle davranıyor. Büyütmesin. Kendisi büyütmesin. Elinden geliyorsa kendisi kayınvalidesine, kayınpederine yani eşinin annesine babasına iyi davranarak onu mahcup etmeye çalışsın. Bak ben senin annene babana nasıl davranıyorum. Sen bilirsin hanım. İster böyle devam et, ister efendim gel git ellerini öp, dualarını al. Ben seni serbest bırakıyorum desin. 29 senelik bir evlilik evet, var, bir çocuklar var. Birbirlerini çok seviyorlar belli ki. Çok tabii, güzel tabii. Konuşuyor işte. Problemsiz aile yok. Bunlarınki de bu olsun. Bu keyfe keder bir şey. Doğru. Sevgilerimizi iletiyoruz. Allah mutluluğunuzu evet. daim etsin. İnşallah da eşiniz de en kısa zamanda ailenizle 29 yıl sonra da olsa kaynaşır diyoruz. İnşallah. İnşallah. Ve devam ediyoruz telefonumuzu. Tamam efendim. Hoş geldiniz. Alo. Buyurun. Buyurun. Hayırlı cumalar efendim. Size de efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Sesinizi Allah. Duyduk daha iyi olduk. Peki, ben sorumu sorayım efendim. Buyurun. Buyurun. Benim 3 tane oğlum var. Allah bağışlasın. 36 yaşında, 34, 32 yaşında, 30 yaşında bir türlü evlendiremiyoruz bunları. Evlilik kader midir acaba? Evvela... Maalesef biraz evet söylediğimi size de söyleyeceğim. Bu sadece sizin başınızda değil, son zamanlarda oğullarımızda, kızlarımızda hele şimdilik dursun, hele daha düşünmüyorum. Birini buluyor efendim çok uzun boylu diyor, birinin boyu kısa diyor, birinin tahsili az diyor, birinin babası fakir diyor, birinin evi yok diyor. Her birine bir bahane buluyor. Armudun kulpu var, üzümün çöpü var diye evlilikler gecikiyor. Erkeklerin yaşı birazcık daha ilerledi hocam evlilik içinde. Maalesef. Yani hani 40 yaşından evvel evlenmem diyenler çok yanlış, var. Yanlış, yanlış. Evvela ne demeye çalışıyoruz? Malum bizim bir Mutlu Yuva konferansımız var. 1,5 saat bunu anlatmaya gayret ediyorum. Onun önemli bir bölümü de evliliği geciktirmeyin meselesi. Kural olarak da diyoruz ki ağaçlar bile... Aşıyı belli bir yaşa kadar kabul eder. Ondan sonra yaş ilerlerse o ağacı aşılayamazsınız. Başkadan gelen parçayı kabul etmez. İnsanların birbirlerine uyum sağlamaları genç yaşlarda daha müsait, daha mümkün olur. Ne garip tecelli ki Ece Hanım. Ülkemizin belli bir bölgesine gidiyorsunuz. 12-13 yaşında evleniyorlar, evlendiriliyorlar çocuklar. İşte küçük evlilik, küçük gelinler filan. Başka bir bölümüne geçiyorsunuz. 35-36 işte hanımefendinin misal verdiği gibi daha hala evlenmiyor. Dört dörtlük aday aramak geciktirmenin sebeplerinden biri oluyor. Her şey tamam olsun. Evimiz, arabamız, her şeyimiz tamam olsun. Ondan sonra evlenelim. Geciktirmenin sebeplerinden biri oluyor. Üniversiteyi bitirsin. Fakat bir de doktora yapacağım. Artık doçentlik geldi. Profesörlüğün de kapısı açıldı. Bütün bunlar bitsin de ondan sonra evleneyim demeyi doğru bulmuyorum. Kader mi evlilik? Kaderin dışında hiçbir şey yok. Fakat kaderimizi biz bilmediğimiz için mesela 36, 32, 30 yaşındaki gençlerimizin yarın mı evlilik kapılarının açılacağını, bir hafta sonra mı, bir yıl sonra mı açılacağını biz bilemediğimiz için kapıyı devamlı çalacağız. Müsait adaylar arasından birisini seçmeye gayret edeceğiz. Oğlumuza yavrum geciktirme diyeceğiz. Bu birçok ailenin başında. Eskiden efendim kız anneleri, kız babaları bize gelirdi ki baba, hocam kızımızın yaşı geçiyor evlenemedi bir dua etsen de kızın kısmeti açılsa. Şimdi oğlan babaları, anneleri de geliyor. Hocam bir dua etsen de bizim... Var oğlan... mı hocam kısmet açma duası? Efendim kısmet açma diye böyle reçete dua yok. Ben öteden beri bunu söylüyorum.
şu duayı yaparsanız şöyle açılır, yok. Elbette ya Rabbi. Ya mufettihal ebvab iftah lena hayral bab. Ey bütün kapıların açıcısı olan Rabbim, bize de hayırlı bir kapı aç diye devam etsinler. Rabbi hebli, bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bana hayırlı nesiller, hayırlı eşler, göz aydınlığı olacak evlatlar nasip eyle diye dua etsinler. Fakat duanın bir kavli sözlü olanı var. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de fiili olanı var. Hı. Nedir o fiili olan? İşte şu eksik, bunun şunu yok, bunu yok diye tercih etmeyip faaliyete geçip birini tercih etmek. Bir eksiği olsun. Hatta bendeniz diyorum ki, görünürde eksiği olandan korkmayın. Görünürde eksiği olmazsa onun eksiği evlendikten sonra ortaya çıkar. Her insanda bir eksiklik var. Hocam bu arada da konusu gelmişken evlilikle ilgili sohbet ediyoruz. Hı. Sayın Başbakan Yardımcımız Numan Kurtulmuş'un da bir açıklaması oldu biliyorsunuz. Bütün evlilik programlarına artık denetleme geliyor ve birçok programda kaldırılacak bu konuda. Ben öncelikle ikinci yılım iyi fikirde. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum ve gururluyum. Çok yani gururlu bir şekilde iyi fikri sunuyorum diyebiliyorum. Ne mutlu bana ki. Ve bizim reytingimiz hocam evlilik programları gibi değil. Biliyorsunuz. Doğru. Doğru. Yani çok iyi reyting almıyoruz. Doğru. Ama TRT 5 yıldır bu programın arkasında duruyor. Evet. Belki bu sezon bitebilir çünkü normaldir artık 5. yılı da tükenme noktasına da gelebilir. Belki de devam edebilir yeni sezonda. Hani bunu yöneticilerimiz daha iyi bilirler. Ama ben buradan tüm ekibimiz adına ve belki de izleyicilerimiz adına da TRT'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Evet. Çünkü hocam her şey reyting değil. Evet. Her şey para değil. Sizin gibi değerli hocalarımızı biz ağırlayarak çok şey öğreniyoruz. Ve bizim amacımız bir şeyler öğrenmek ve öğretilmeye vesile olmak. Bundan dolayı da Sayın Başbakan Yardımcımız Numan Kurtuluş'a bir sunucu olarak değil ama bir izleyici olarak özellikle teşekkür etmek istiyorum. Yaptığı açıklamalardan dolayı sonuna kadar arkasındayız Başbakan Yardımcımız. Aynen katılıyorum. Çünkü o programların gençlerimize fayda yerine zarar getirdiği kanaatindeyim. Örfümüzü, adetimizi, değerlerimizi maalesef alt üst ediyor. Malumunuz ilk talepte neyin var? Evin var mı? Araban var mı? Maaşın ne kadar? Tabii. Gibi şeyler ön plana geliyor. Efendim inşallah daha çok bilgi ağırlıklı programların reyting yaptığı günlere geliriz. İnşallah. Bu şeye rağmen de inşallah o günlerden ümitliyim. Bunu da iyi bir gelişme olarak görüyorum. TRT'yi ben de tebrik ediyorum. Ta başlarından beri vardım iyi fikirde. Ben yine devamında yarar görürüm yani. Evet hocam. Bu arada ekibimiz de kulağıma söylüyor. Büyük bir ihtimalle de yeni sezonda da devam edeceğim. Sen ne diyorsun diyorlar. İnşallah. Yani ben tabii ki hani kader kısmet yarın ne olacağını bilemeyiz. Evet. O yüzden hani genelleme yaparak konuşayım. İzleyicilerimiz de üzülmesin. Efendim, İnşallah da devam ederiz. İyi fikir programımızın adı iyi niyette soyadı. Evet, aynen hocam. Çünkü bazı izleyiciler diyor ki hocam biz seni iyi niyet programında seyrediyoruz. İyi niyet. Güzel, niyetimiz iyi hocam. Evet. Devam edelim telefonumuzla. Hoş geldiniz efendim. Günaydın. Günaydın. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar Ece Hanım. Sağ olun. Buyurun, sizi dinliyoruz efendim. Size de efendim. Buyurun. Ben hocama bir sorum vardı. Buyurun. Tahmin ettik, buyurun. Biraz heyecanlandım mı? Buyur, olur. Benim kız kardeşim vefat etti. Kız kardeşim vefat etti. O, ben de bu çocuklarına bakıyorum. Evet, Allah rahmet eylesin. Allah. Onlar işte... Bu olay babaları yaptılar. Şöyle biraz sakinleşerek anlatın çünkü kelimeleri anlayamıyoruz. Bir su için isterseniz. Hı-hı. Ben de bu arada alt yazıyı okuyayım. Hı-hı. Televizyonunuzun da sesini kısarsanız çok mutlu oluruz. Alt yazıda hocam daha evvel bildiriyorlar ya sorularda izleyicilerimiz. Vefat eden kardeşimin çocuklarına bakıyorum ama çocuklar babalarıyla görüşmek istemiyor diyor. Nasıl görüştürebilirim diye soracak herhalde ama soralım yine de. Alo. Görüştürmek istemiyorum. Ha, siz görüştürmek istemiyorsunuz. Ben de istemiyorum zaten. Çünkü bu olay babalı yaptı yani bu olayı. Vefat etme sebebi eşi kocası miydi? Mı? Evet.
silahlı şeyde, yerinde. Siz istememenize rağmen çocuklar telefonu istiyor mu? Telefonda problem var hocam. Şu an hayır, tam net duyamıyoruz. İsmini bilen kullanmak... Telefonda bir problem var hocam. Hı-hı. Anladık herhalde. Vefat eden eşinin vefat etmesine sebep eşiymiş. Çocuklar, işte ben şeyi sormak istediğim de çocuklar buna rağmen babamızla görüşelim istiyorlar mı? İstememişler. Onlar da istemiyor, ben de istemiyorum. Teyzesi de istemiyor. Evet. Zaman her şeyin ilacıdır. Şimdi görüşmemeye biraz devam etsinler. 3 sene, 5 sene, 8 sene, 10 sene sonra bir kısım olaylar değişecektir. Zamana bıraksınlar, hiç acele etmesinler. Tabii sebebi nedir, sebebidir diyor kocası ama... Evet. Mesela hastayı da götürmedi, tedavi ettirmedi şeklinde mi bir şey var? Yoksa bizatihi ölümüne sebep olacak bir darbı vesairesi mi var? Bunları biz bilmiyoruz efendim. Onun için gönül kırılınca kolay düzelmez. Zamana bırakmalarını tavsiye ediyorum. Peki. Devam ediyoruz efendim. Siz de bu arada arayabilirsiniz. 0212 259 7090 ve 91 numaralı telefonlardan ekibimiz sizi bekliyorlar. Buyurun. Hoş geldiniz. Var. Eyvah konuş. Alo. Yayındasınız, yayında. Tamam. Hem de canlı. Hem de canlı. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar, hoş bulduk. Buyurun, dinliyoruz. Ben hocama bir sorum olacaktı da. Buyurun. Hocam ben Kur'an'a el bastım. Hı. Televizyonunuzun sesini kısar mısınız öncelikle? Televizyonunuzun sesini. İzleyicilerimiz de rahatsız olmasınlar. İki kere duyacaklar aynı cümleleri. Hocam ben kayınvalidemle kavga ettim. Hı. Kur'an'a el bastım. Çok pişmanım. Sonra konuştuk. Hani gidersin evinize gelmeyeceğim dedim. Sonra eşim çocuklar çok üzüldü. Hani gittim. Bunun kefareti ne? 3 gün oruç tut dediler. Tuttum ama. Efendim, son Ramazan'da fitreyi kaç liradan verdiniz? Vallahi hocam bilmiyorum ki eşim verdi. Kayınpederim, pardon hocam. Kayınpederimle beraber olduğumuz için kayınpederim vermişti. Tamam. Yani bilmiyorum ne kadar. O zaman şunu söyleyeyim ben. En düşük fitre 15 lira. Sizin maddi durumunuz çok iyiyse bunu 25, 30, 50 gibi yükseltebilirsiniz. Onu 10'la çarpacaksınız. 10 fakire vereceksiniz. Hocam Kur'an kursuna versek olur mu şimdi çevrede pek bilmiyorum hani. Oradaki fakir öğrencilere verilmek şartıyla idarecilere teslim edebilirsiniz. Sizin adınıza, size vekaleten fakir öğrencilere bizzat verilmek üzere. Mutfağa götürüp de yemek olarak değil, fakir öğrencilerin eline verilmek üzere. Şimdi aslında Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin değildir. Vallahi billahi tallahi şeklinde yapılan yeminler yemindir. Tallahi de söylemek durumunda mıyız hocam? Hayır değil, yani bunlardan vallahi, biriyle. Ha tamam. Bunlardan biri. Vallahi billahi. Vallahi deyince. Onlar da dilimize pelesenk olmuş durumda hocam. En onu, ufak şeyde diyoruz aslında. Hatta. Ha onu şöyle söyleyeyim Ece Hanım. O benim dediğimin dışına çıkar. Sadece vallahi dese de yemin etmiş olur. Sadece billahi dese de yemin etmiş olur. Sadece tallahi dese de yemin etmiş olur. Yemin olsun ki, yemin ederim ki derse de yemin etmiş olur. Kul ancak Allah üzerine yemin eder. Başka şeyler üzerine yemin etmek doğru değildir. Fakat halkımız arasında böyle Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etmek yemin kabul edildiği için daha biz, büyük yemin kabul ediliyor. Bunun için gözüküyor. Ben bu ihtiyaten bu kefaret verilsin diyorum. Çok da güç yetmeyecek bir şey değil. Ha sizin dediğinizi hemen arz edeyim. Hatta ülkemizin bir bölümünde ya nereye gidiyorsun? Vallahi eve gidiyorum. Heh, aynen hocam. Efendim. Nasılsın? Vallahi iyiyim. Vallahi iyiyim. He? Vallahi iyiyim. He efendim. Bunlardan, belki iyi, o kötü o sırada. Bunlardan sorumlu değil. Çünkü. Değiliz değil mi? Hayır değiliz. Ben vallahi bundan sonra şu işi yapmayacağım veya şu işi yapacağım veya falanla görüşmeyeceğim. 3 gün içerisinde vallahi seni ziyarete geleceğim dese. Mesela trafikten gün... gecikmedi, vallahi bile trafikten geciktim dese. Ha bu yanına giriyor. Bu şeyle de kurtulmaz. Çok güzel bir misal verdiniz. Geriye doğru yalan bir şey üzere yemin ederse kefaretle de kurtulmaz. Tabii. O yalandır ve ya Rabbi beni affet diyecek. O yalanı da bir daha söylemeyecek. Evet. Bu kefaretle kurtulan, bir şey ödeyerek kurtulan yemin hangisi?
ileriye yönelik bir şeye yemin etmiş, şunu yapacağım veya yapmayacağım diye, söylediğinin tersini yaparak yeminini bozmuşsa, evvela bu dediğim, tarif ettiğim miktarı verecek. Eğer buna gücü yetmiyorsa 3 gün ve peş peşe olmak üzere orucu tutacak. Aralıklı olmaz, 3 gün peş peşe olmak üzere. O bu parayı da veremeyenlerin yapacağı görevdir. Bu paranın birden verilmesi de gerekmez. 10 tane dedim ki 15 bin lira 150 eder. 15, aradan bir ay geçer 30 daha verir. Aradan 2 ay geçer 60 daha verir. Yeter ki 15'in katları olarak versin. Ve her fakire bir günde bir 15 lira isabet etsin. Sabahlı akşamlı doyacağı rakam. O 3 gün oruç hiç maddi imkanı olmayanların yapacağı şeydir. Peki hocam, devam ediyoruz. Bir telefon buyurun. Daha. Efendim buyurun, hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Telefon kesilmiş. Hocam peki mesela çocuğumuzun olmayan kıyafetleri, işte küçülen kıyafetlerini, yardıma ihtiyaçları, ihtiyacı olanlara vermek. Sevaptır. Sadece sevap mı? Yoksa hani zekat yerine de geçer mi hocam? Zekat yerine şöyle geçer. Çünkü aynı bir şeydir. Bunu ben rastgele söylüyorum, 50 liraya almıştım. Çocuğum bir senede giydi. Bugün de şu halde. Bu bugün alınsa veya böyle ikinci, üçüncü el cinsinden bir yerden alınsa kaç lira eder? 30 lira, 20 lira. Bu rakamdan düşmek üzere. Aldığımız rakam değil, yıpranmışlık rakamından düşmek üzere zekat olarak verebiliriz. Peki hocam, telefonumuz hazırmış. Buyurun efendim. Alo. Alo. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar efendim. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Bugün ne kadar çok erkek izleyicimiz bağlandı. Evet. Hocam size özel valla. Buyurun efendim. Buyurun. Ben de o zaman şöyle söyleyeyim. Demek ki sadece bayanlarla sorun yok. Erkekte daha çok sorun var demek ki. Ay doğru mu? Güzel. Ama hep diyoruz zaten. Bayanlar da arayınca keşke erkekler de arasa, hep diyoruz yani. Evet. Çünkü öbür türlü hocam hep hani erkekler suçluymuş gibi gösteriyor. Aslında bravo. Eşit de oluyor yani. Denge iyi. Denge. Denge. Buyurun evet. Efendim. Evet. Hocam ben şimdi şöyle, benim enteresan bir hayatım var. Ben kendim çocuk esnekleme kurumunda yetiştim. Annem 2 yaşındayken bizi bırakıp başka birisiyle evlendi. Evet. Daha sonra ben üvey anne hayatı falan çektim. Çok sokaklarda yaşıyordum. İşte beni yurda falan verdiler. Tabii yıllarca anne özlemini çektim oralarda. Çıktıktan sonra İyi bir yuva kuralım derken kimseye araştırmadan, kötülemiyorum tabii ki karşı tarafı, bir evlilik yaptım. Evliliğimde aslında bencillik gibi olmasa fedakarlık tarafı değildi. Çok sahiplenen insanlarım. Çünkü eksik temeli bizde var. Ve ben 12 sene falan sürdürdüm evliliğimi. 12 senenin sonunda bir şekilde evlilik bitti. Ama şöyle bir kaderle karşılaştım ben. Artık bunu ben kader diyorum. Bir tane kız çocuğum var 17 yaşında. Kıza ben bakıyorum. Etrafımda ne bir annem var, ne bir kızımın diğer tarafında anneannesi var. İki taraftan hiçbir yerden bir desteğim yok. Sonra gittim İstanbul'da annemi buldum. Annem o dönem beni istemedi, kapıdan kovdu. Kızımla ikimiz oturduk. O İstanbul'un semtinde oturup ağlamıştık. Hatta ben rahatsızlandım, ölümden dönmüştüm o üzüntüden. Hayatım hiç bu kadar üzülmemiştim. Çünkü kızım çok üzüldü orada. Çünkü bir umutla gittik oraya. Benim de amacım annemi yanıma alıp çocuğuma en azından o eksikliği onunla kapatayım diye uğraşmıştım. Sonra kızımı aldım karşıma, konuştum. Kızım dedim, benim hayatım böyleydi. Sen dedim, bu hayatı beraber yaşayacağız. Ama dedim ki biz hiçbir yere şey yapmayacağız. Bir şey beklemeyeceğiz Allah'tan başka. Dedim biz bu yolda beraber bir yola çıkıp seni yere getireceğim ben Allah'ın izniyle. Şu anda kızım 17 yaşına geldi. Allah'a çok şükür dininde, her şeyinde yardımsever. Her şeylerini çok iyi öğretmiştim. Çünkü ben de aynı zamanda bir STK başkanlığı yapıyorum. Bu sokak çocukları, uyuşturucu bağımlısı, madde bağımlıları, yaşlı, herkese koşan bir insanım. Bu zamana kadar da binlerce insana yardım olmuş. Belki çoğu insan beni tanır ama isim vermek istemiyorum. Gerek yok bu reklama. Ben çünkü bunu Allah'ın razısını yapıyorum. Kendi yaşadığım hayattan örnekler alarak yaşıyorum. Ama şöyle bir sıkıntı var şimdi de. Benim kızım da anneyle irtibat kuramıyorlar. Anne çok kızını ihmal etti, hiç ilgilenmedi. Ve şu anda da kızımı anneyle buluşması için en çok beni istiyorum. Çünkü o şeyden yaşadım. Ama bir türlü anne bu konuda yanaşmıyor. Hep kaçıyor. Sorumsuzluk ortaya atıyor. Yani sorumsuzluk sergiliyor.
Ben ne yapmam lazım burada? Şimdi ben kendi anneme ona rağmen halen giderim köyde, ihtiyaçlarını karşılarım. Hiç ona karşı bir hesap sormam. Çünkü ben şuna inanıyorum. Yeryüzünde hiçbir kul, hiçbir kula hesap soramaz. Böyle bir hakkı yok. Ben anneye hesap soramam. Sen beni niye yurtlara bıraktın, niye beni gittin bıraktın diye, niye beni kovdun diye hesap soramam. Ben sormuyorum da. Sonra Cenab-ı Allah zaten ilahi adalet devletine bastık dünyada. Hep hesaba çekilsin. Valla siz sormuyorsunuz da şu an izleyiciler inanın sizin adınıza da soruyorlar. Yani bu nasıl annelik diye de. Çok özür diliyorum, sözünüzü kestim, dayanamadım. Çok özür dilerim hocam. Anladım. Yani öyle ama yani çok sinirlendim ya. Bilhassa torun mesela. Torun ya, sen aslında torunu nasıl kapıdan koyarsın? Diğeri de öz, kendi çocuğu. Hı. 17 yaşına kadar aslan gibi baba bakıyor. Evet. Sen ilgilenmiyorsun yani, hep babalara diyoruz da böyle anneler de var, annecikler de var ya, yazıklar olsun. Maalesef. Evet efendim, dinliyoruz. Hocam ben şöyle söyleyeyim. Benim çocuğum dünyaya geldiği zaman, 2000 yılında dünyaya geldi. Annemi aramıştım, anne torunun oldu diye. Ne yapayım olduysa diye telefonda beni terslemişti. Ve o gün de çok yıkılmıştım. Ya artık biz şunu istiyoruz yani tamam insanlar dünyaya geliyor, zorluklar çekiyor ama ben şu anda 41 yaşına gelmişim. Allah'a çok şükür hiçbir sıkıntım yok, maddi sıkıntım yok. Ama neden beni bu halde yalnız bırakıyorlar? Yani hem anneannesi, hem annesi, hem babaannesi. Evet. Yani ben şimdi hocam ben burada isyan etmiyorum bakın kesinlikle ama bizim evlam hep bana yardım etti. Ve bu kadar sıkıntının içerisinde bütün insanların sorunlarını peşine koştum ve onların sorunlarını çözmeye başladım. Size helal olsun. Şimdi ne diyorsunuz hocamıza? Yani ne yapabilirim? Annesiyle anne buluşmuyor, ilgilenmiyor. Nasıl buluşturabilir mi soruyorsunuz? Aynen hocam. Ya ne yapmam lazım benim? Yani bu konuda anne tamamen çocuğa zarar veriyor. Benim annem zaten ben şey yani şu konuda annemi hiçbir şekilde takmıyorum. Ama ona yardımcı oluyorum. Annem sıkıntı olsa koşuyorum ona. Ama kızımın da şekilde ne yapmam lazım? Siz her şeyi yapmışsınız zaten hocam. Ne diyorsunuz? Zaten her şeyi yapmış yani. Evet. Analık yapmış, babalık yapmış. Evet. Anneannelik yapmış, babaannelik yapmış. Efendim, önce bütün samimiyetimle izleyicimizi tebrik etmek istiyorum. Bak anne bırakıp gitmiş ki siz bir anne olarak buna dayanamadınız, araya girdiniz. Hocam. Buna rağmen diyor ki benim hesap sorma hakkım yok. Evet hocam ya. Hesap da sormuyorum. Hala da ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyorum. Böyle bir evladı alnından öpüyorum, tebrik ediyorum. Beraberinde kızına hem annelik hem babalık yapıyor, tebrik ediyorum. Diğer insanların da ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor, tebrik ediyorum. Sevgili kardeşim, problemsiz dünya yok. Senin imtihanın da bu. O yavrunu sen bağrına basacaksın, yetiştirmeye devam edeceksin, ellerini de açacaksın. Ya Rabbi, kalpler senin elinde. Annemin kalbini torun sevgisine, evlat sevgisine sen çevir ya Rabbi. Bunun annesinin de kalbini evlat sevgisine sen çevir ya Rabbi diye. Cenab-ı Allah'a dua edeceksin. İnsanlara yardımcı olmaya devam et sevgili kardeşim. Allah sana beklemediğin hayır kapılarını açacaktır. Bugün malumunuz 18 Mart şehitlerini anıyoruz. İslam tarihinde önemli şehitlerden birisi de Mus'ab bin Umeyr Ece Hanım. Diyor ki, başkalarının sıkıntılarına katlanmayan imana biz iman demeyiz. Başkalarının sıkıntılarına katlanmayan imana iman demeyiz diyor. Onun için sen başkalarına yardıma devam et, duaya devam et. Diyelim ki açılmadı. Ahirette Cenab-ı Allah bu çektiklerinin mükafatını fazlasıyla ve katlayarak verecektir. İnşallah ümit ederiz, dua ederiz ki beklenmedik zamanda bu kapılar, o gönüller size açılır diyorum. Amin inşallah diyoruz. İnşallah. Hocam bu bölümümüzdeki son telefonumuzdu. Öyle mi? Evet, sizi çok çabuk vakit geçiyor hocam sizinle hakikaten. Sohbetinize doyum olmuyor. Sizi mutfağa davet edebilir miyim hocam? Efendim? Mutfağa. Ha. Ben buradan seyredeyim. Sadece siz programın sonunda duyuralım demiştiniz. Şey yapan, yakalayalım. Reklamlardan sonra gene buradayız hocam. Burada mıyız? Ha, bekliyorum. Reklamlardan sonra onu hatırlatalım. Ben bir mutfağa gideyim. Sincan ve Almanya seyahatimizi duyuracağız. Tekrar o zaman söyleyin hocam. Hazır söyleyin. Yarın akşam saat 19'da Sincan Belediyesi'nin salonunda evet. O Çanakkale Şehitleri'nin anma programımız olacak. Pazar akşamı 16.30'da da Almanya'nın Speyer şehrinde Stad Halle salonunda şehitleri anacağız. Peki, sevenlerinize duyuralım ve ben şimdi mutfağa gidiyorum. O mantıyı çok merak ettim. Bakalım neler olmuş. Ayşem telefon varmış bir de. Öyle mi? Evet bakalım. Alo.
Alo. Hoş geldiniz. Merhaba. Hayırlı cumalar. Size de efendim. Şimdi bir dakika, mantıyı göstermiyorum. Ne olacak sizce? O nohut neresine ne olacak konulacak? O Balıkesir'in saçaklı mantısıdır. Saçaklı mantısı. Saçaklı olarak da geçer, evet. Siz Balıkesirli misiniz? Evet, ben Balıkesirliyim. Peki şimdi ne yapacak Ayşe Meker, bize anlatır mısınız? Ne yaptı? Yaptığı nohut sosunu onun üstüne dökecek. O fırınlanmış mısırın üstüne dökecek. Ben şimdi fırından çıkarayım o zaman. O zamandır siz buradayken hazır Balıkesirli bir izleyicim. Ben Balıkesir'de oturmuyorum. Ben İstanbul'da oturuyorum. Ama Balıkesirlisiniz biliyorsunuz. Evet. Ya ben ilk defa duydum bu mantıyı. Çok enteresan. Nohutlu mantı da ilk kez yiyeceğim. Balıkesir'in çok enteresan yemekleri vardır böyle. Evet. Selam arada olsun. Gerçekten sırf Balıkesir'i de yapalım burada. Çünkü çok enteresan, çok güzel. Yani orada çok kolay değildir yapılışı belki ama Balıkesir'in tatlısı vardır. Böyle çok enteresan görüntüler. Adı ne? Ustaların arasına kaymak konarak da Balıkesir kaymak diye bir tatlı. Evet, çok güzel gerçekten. O da zor diyor ama. Sen genellikle alıştık ama. Ya 5 dakikalık şeylerini. Onu da bir gün yapalım. Bir hale getiririz. Yapalım valla. Şimdi evet. Nohutu üzerine dökeceğiz miyiz? Şimdi, nohut sosunu üstüne dökeceğiz. Şimdi şöyle. Ben bunları biraz böyle havalandırarak fırının içinde iyice kurumasını sağladım. Evet. Siz de bizi şimdi izliyorsunuz. Yani şöyle bir miktar servis tabağına alıyorum. Şöyle. Ona göre şimdi bundan tam anlayan mantıyı Balıkesirli izleyicimiz de var yani. Çok mutlu oldum ben de. Evet, avunya şimdi, mantısı. Şimdi servis ölçüsüne göre, saçaklı. Arzuya göre saçaklı avuntu, avunya evet. Mantımızı şu şekilde servis tabağına aldım. Burada benim daha önceden pişirdiğim ve çok güzel etli, yaptığın yine. Evet, etli bir nohut yemeğim var. Şu şekilde nohut yemeğinden. Bir miktar. Bu arada Balıkesir'den de çok fazla arayan olmuş. Öyle mi? Ne güzel. Evet, şu an editörümüz kulağıma söylüyor. Hatta sevgili seyircimize teşekkür ederim. Diğer telefonu da alalım o zaman. Olur. Öptük sizi. Diğer telefonumuzu da alalım Balıkesir'den. Alo. Alo. Günaydın. Günaydın. Hayırlı cumalar. Sağ olun efendim, size de. Sizin efendim özel mantınızı yaptık. Evet, evet. Görünce çok şaşırdım. Çok da mutlu oldum. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Peki doğru mu sunumu vesairesi? Çekinmeyin, söyleyin. Evet. Gerçekten mutlaka. Evet, doğru. Doğru ve yani tebrik ediyorum, orijinal ismiyle yayında şu anda. Çok sağ olun. Gerçek ismi evet, Avunya mantısıdır. Balıkesir'in Avunya yöresine aittir. Evet. Edremit, Burhaniye, evet. Havran o civarlarda çok meşhurdur. Ben kendim Ayvalık'ta oturuyorum. Ne güzel. Da az biliniyor. Ayvalık daha çok adalı kültürüne sahip. Hı hı. Ama ben kendim Balıkesir Burhaniyeliyim. Annem Edremitli. Şöyle söyleyeyim. Ayvalık'ta kime yaptıysam herkes müptelası oldu. Aynen öyle. Sağlık. Bugün de zaten izleyicilerimizin hepsi yapacak belli ki. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler, selamlar rica iletiyoruz ederim. Efendim. Size ve ailenize saygılar. İyi günler. Görüşürüz. İyi günler. Şimdi dediğim gibi bu şekilde. Mesela benim tercihim çok fazla ıslatmam suyla. Taneleriyle daha böyle çıtır çıtır yemeği tercih ederim. Bu da benim kendim ayınladığım ev yoğurdum. Bugün hocamız da tadacak. Onun için sarımsak İnşallah. Koymuyorum. Arzuya göre sarımsaklı yoğurtla da. Evet. Hocam bir de Cuma'ya gidecek tabii. Evet. Şimdi şöyle göstermek için hemen ben. Göstermek için devamını ben alacağım çünkü. Ben yaparım yemeğini. Şöyle birazcık çırpıyorum yoğurdumu. Yoğurdu evde yaptığı için tebrik ediyorum. Değil mi hocam? En sağlıklı yoğurt kendi yaptığımız yoğurt. Tabii ben de yemeğini yapıyorum, kendim gene dışarıdan yiyorum. Ne kadar... Evet. Sağlıklı yani doğru. Biz doğru. De, ben kesinlikle hazır yoğurt asla yemiyorum. Evet. Asla Bravo. Tüketemiyorum. Biz de eymene yapıyoruz işte. Eymenin yoğurdunu da ellemeye kıyamıyorum. Evet, sosunu da koyuyoruz. Şöyle arzuya göre hazırlamış olduğumuz böyle bir kaşık salça ve evet. Biraz toz biber. Şimdi reklamlara giriyoruz. Reklamlardan sonra tatlımızın son halini göstereceğiz. Arap tatlısı, bakalım neler olacak. Kısa bir ara. Tek
tekrar iyi fikirdeyiz ama bu sefer vedamız için hocam. Evet. Efendim dedi ki Çanakkale şehitlerini sadece Fatiha ile dua ile anmak yetmez. Hı-hı. Fiili onların hatırasını yaşatacak şeyler yapmak lazım. Yarın da devlet büyüklerimiz Çanakkale Köprüsü'nün temelini atıyorlar. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırla tamamlanmasını nasip eylesin. Hocam sağ olun. Ağzınıza sağlık. İyi ki bizimleydiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben mutfakta veda edeceğim izniniz olursa. Buyurun. Efendim bakalım Arap tatlısı ne olmuş? Son halinde görelim. Biz reklam arası. Şimdi yalan yok yani tattık. Böyle bir mantı yok. Çok lezzetli. Şimdi Arap tatlısımızın üzerine de şerbet koyduk. Evet. Döktük. Bakalım. Sana şöyle biraz tabii beklemesi gerekiyor. Evet sen tatlıyı koyarken de tekrar teşekkür ediyoruz. Eline sağlık diyoruz. Efendim tekrar size dönüyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Ve önümüzdeki iki günde inşallah sevdiklerinizle, ailenizle mutlu şekilde geçirirsiniz diyoruz. Pazartesi günü Halit Hoca sizde sağlık günü de salı günü tekrar ben Ece Erken sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Tatlımızı tadarken veda etmiş oluyoruz. Evet. Eline sağlık. Görüşmek üzere efendim. Olsun. Hayırlı cumalar. Hoşçakalın. Bakayım.